Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte hem TL5'i oynuyor olacağız hem de TL5 nedir? Nasıl bir tanktır? Tarihi nedir? Bunlara deniyor olacağız. Öncelikle tankımızı bir tık arkaya çekelim. Görüldüğü gibi Doğu Almanya'ya ait TL5'i canlandırıyoruz. Doğu Alman tankı olduğunu nereden biliyoruz? Yan tarafta bulunan sembollerden. Doğu ve Batı Almanya işin özü farklı araçlara sahiptirler. Doğu Almanya T-72'den TL5'e kadar birçok Rus tankını bünyesinde barındırırken Batı Almanya kendi has modellere sahiptir. M48A 2G2 bu modellerden sadece birisi. Leopard 1 de bunun içinde Leopard 2 de var. Batı Almanya'ya ait neyse. Konumuz T-55. Arkadaşlar T-55'lerin tasarımı aslında T-34'lere kadar dayanıyor. T-34'ler akabinde 2. Dünya Savaşı bittiğinde T-44'ler üretiliyor. Esasen bu tankın ilk versiyonu T-44. Hatta T-90'ın da aslında ilk örneği T-44 arkadaşlar. T-44 tanklarının en büyük dezavantajı T-34-85'lerle aynı silaha sahip olması. Bu silahlar yetersiz bulunduğundan T-34'lere, T-44'ler de bunun içerisinde 100 mm'lik hatta belirli modellerde 122 mm'lik toplar deneniyor. Ağır toplar. Fakat bu tankların bünyesi gerek yeterli mühimmat kapasitesini barındıramayacağından gerekse de hafif ve yetersiz görüldüklerinden özellikle T-44'ün 122'lik versiyonunda ve kule yüzü çatlamaları meydana geliyor. Bu yüzden TL4'ler geliştiriliyor. Fakat TL4'ler geliştirildiğinde fark ediliyor ki bu tanklar hareketli halde atış yapamıyor. Bu nedenle kısa süre içerisinde TL5'ler geliştiriliyor. TL4 ile TL5'in arasındaki aslında tek temel fark stabilizasyon ünitesi diyebiliriz. TL4'lerde stabilizasyon yok, TL5'lerde stabilizasyon var diyebiliriz. Ha, bunun dışında ufak tefek değişiklikler var mı? Var. Mesela bunun kupolası daha büyük görüldüğü gibi. Doldurucu ve komutan kupolaları daha büyük. Kızıl ötesi bir görüş ünitesi var. Kulenin ön tarafında far şeklinde ve toplamda görüldüğü gibi gaz tahliyesi borusu da üç tarafta bulunmakta. Bu tarz ufak tefek şeyleri saymazsak TL5 ile TL4'ün ciddi farkı yok. Özetle T-44'ün geliştirilmiş versiyonları TL5 oluyor. TL5'in direkt olarak rakibi M48 Patton'lar. M48 Patton'lar TL5 her açıdan daha üstün arkadaşlar. Zırhı daha iyi, topu daha iyi, hızı daha iyi. Bu tankın 100 mm'lik yivli topu aslında Su-100 tank avcılarının topuyla aynı arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Su-100 tank avcılarının performansı çok beğenildiğinden bu top daha sonralardan geliştirilen T-44 tanklarına da entegre edilmek isteniyor. Başarısız olunca dediğim gibi TL4'ler geliştiriliyor. TL4'lerin de bir tık modernizeli versiyonları T-55 oluyor. Bu tank da şu anda karşınızda durmakta. Özetle tankın silahı 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Ancak dönemine nazaran son derece etkili ve mühimmat çeşitliliği de fazla. APFSDS, HITFS, APC, BC yüksek patlayıcı kullanabilmekte. Hatta AM gibi modellerinde ATGM'e dahi uyarlanmış durumda. Mühimmat çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyebilirim. APC, BC mühimmatlarla gerçekte bu tank 200 mm, APFSDS'ler ile de ortalama 330 mm bandında bir nüfuz değerine sahip. Yani APFSDS'lerle rakibi olan M48'leri kağıt gibi delebilirler. Aynı şekilde M60A1'leri, A3'leri. Sabotunun çok çok etkili olduğunu söyleyemem. NATO sabotları gibi. Ancak genel olarak değerlendirecek olursak kendi dönemi içerisindeki tankların ön zırhına rahatlıkla nüfuz edebiliyor. Ha, zırhı nasıl? Arkadaşlar zırhı dediğim gibi rakibi M48, M48'e nazaran daha iyi. Şimdi M48 modellerinin gövdesi 60 ile 110 mm arasında homojen bir yapıya sahip değil. Üst 110, yanlara doğru 70 mm, en altı 60 mm. Çok değişken zırha sahip. 54 ve 55 modellerine buna T62 de dahil. Ön taraf tamamen 100 mm. Yani homojen bir yapıya sahip olduğundan üste geliyor, deliyor, alta geliyor, delemiyor gibisinden bir şey söz konusu değil. Gövdemiz homojen bir zırha sahip. Yan taraflar 80 mm, arka tarafımız 40 mm. Elbette yan ve arka taraflar öne nazaran çok daha zayıf. Çünkü hem açısız hem de daha ince. Ön kulenin zırh kalınlığı 200 mm. Ayrıca ufak bir ovallik var. Bu oval yapı sayesinde gövdemiz kadar sektirmeye müsait olmasa da yine isabet eden mühimmatları yana doğru sıyırtmaya meyilli. Kulenin yan taraflarına doğru zırhın kalınlığı 150 mm'lere kadar düşüyor. Ön arka tarafı da 55. Tankımızın tavanı ise 20-30 mm aralığında. Yani döneminde aslında zırhı da azımsanmayacak kadar iyi. Motor performansı ise gayet yeterli. Şimdi nişangahına hep birlikte bakalım.
Nişangahına baktığımızda çift kademeli zoom görüyoruz. Bu arada gördüğünüz simülasyon gerçekle birebir aynıdır. Gerçekte bu tankın nişangahı nasılsa birebir aynı. Nişangahına baktığımızda tipik Sovyet nişangahı. Yukarıda farklı mildotların olduğunu görüyoruz. Yukarıda gördüğünüz her mildot farklı mühimmatın düşüşünü gösteren değerdir. Yani patlayıcı, makineli tüfek, HEAT ya da APFSDS vesaire. Örneğin HEAT ile atış yapacağın zaman solu, SABOT ile atış yapacağın zaman ortasını, APDS ile atış yapacağında en sağı gibi düşünebilirsiniz. Mühimmatınız doğrultusunda yukarıdaki mildotları rehber alabilirsiniz. Nişangahın en sağ alt tarafında ise mesafeye göre sıfırlamanızı yarayan, mesafe ölçer niyetiyle kullandığımız rehber nişangah var. Bu tankın kaç metrede olduğunu ben teyit etmek istiyorsam tabii çok yakında ama alt kısmına getiriyorum. Ya da şöyle uzağa nişan alalım. Tank nişangahı olduğu için tanklara hitaben tasarlanmış bir nişangah. Örneğin tam nişan aldığım çalı 2.7 metre yüksekliğinde. Nişangahın tam altını denk getiriyorum ve sola doğru çekiyorum. Eğer hangi sayının, rakamın ortasına denk gelirse mesafe o demektir. Örneğin atış yaptığım çalı şu şekilde nişan aldığımda 16'nın tam arasına denk gelseydi 1600 metrede olduğunu anlayacaktım. Ve biraz daha ileri nişan alalım. Tam nişan aldığım bölge. 2.7 metre olduğunu varsayarsak tam altına getirdim. Sola doğru çekiyorum. Hemen hemen 1800 metrelerde arkadaşlar. Sağ alttaki noktayı hedefi araya alarak kaç metrede olduğunu tahmini olarak anlamak mümkün. Ama dediğim gibi bu sadece tanklarda işe yarar. Kanas gibi keskin nişancı dürbünlerinde de aynı sistem var. Mesela o 1.7 metrelik boyutları için geçer. Bu arada eklemek isterim arkadaşlar. Çünkü birçoğunuz merak edecektir. Kulenin ön tarafında fara benzer zımbırtı nedir? Kızılötesi olduğunu demin belirtmiştim. Ne işe yarar? Gece görüşünden görebileceğimiz ışık yayar. Gece görüşünü açtığınızda çok uzun mesafe göremezsiniz. Çünkü yine uzak mesafe karanlıktır gece görüşü kullansanız dahi. Gece görüşünü ekstradan ışık gibi aydınlatır. Özelliği budur arkadaşlar. Akşam olduğunda bir yeri aydınlatmak için nasıl fener açılıyorsa aynı mantık. Sadece gece görüşünde görebileceğiniz ekstradan bir parlaklık yayar. Baktığı yöne doğru. TL5'in düşüşü epey fazla olduğu için ki stabilizasyonunun ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Bu yine iyi. Stabilizasyon olmasa daha da fazla sallanır. Tankın stabilizasyon kalitesi de önemli. T80 ya da T72 oynadığınızda top daha stabil olmakta. Şimdi ileriye doğru ilerleyelim. Tank 45 kilometreye kadar rahatlıkla çıkabiliyor. M48'lerde elbette bu değerleri bu tarz arazilerde görmek imkansız. Çünkü o tankların maksimum yapabileceği değer arazide 35 km bandında. 10 km civarında daha süratli olduğumuzu söyleyebilirim. Top kalkacak inşallah. İşte bazen top kalkmıyor ama sekmiş olamaz herhalde. Geri gelelim. Evet. Gel. İmha ettik. Hoş geldin canım. Yes. Videodayım. Koy şöyle sağ tarafıma. Tamam. Biraz da alt almamız lazım. Eski tip tank olduğu için vurması son derece zor. Ama yine de kulesini göstermesine rağmen ufak bir açıklıktan vurabildik. Eski tanklarda isabet etme olasılığı daha düşük. Yani siz doğru düzgün sıfırlasanız bile attığınız yere vuramayabilir. Bunun dışında zaten mühimmatların deliş kapasitesi özellikle hız az olduğu için vurması daha da güç. Mühimmat yavaş olduğunda vurması bir o kadar zor oluyor arkadaşlar. Evet, biz yandan vurulmuştuk. Şarapneller bu şekilde yayılmış. Vurduğumuz atışları inceliyoruz. Yaptığımız atış APFS diye sabit etmiş 700 metreden ve kısıtlı şarapnel yaymış.
Anladığım kadarıyla bir mürettebat ölmüş. Diğer yaptığımız atış ise delmiş ve iç taraftan zannediyorum sekmiş. Mühimmatını patlatmışız. Burada çok hasar vermemişiz. Çünkü sadece termali vurulmuş. Diğerinin gövdesini delmişiz. Ön zırha nüfuz edilmiş. Arka taraftaki motor şarapnellerin bir kısmı engellese de hepsini engelleyememiş. Burada ise tam olarak mühimmatını tutturmayı ince açıda başarmışız. Mühimmatlar arka tarafta aynı şekilde. Piyadeleri de arka tarafına alabilmekte. Nispeten Merkava gibi. Evet, TL5'in üzerinde çok fazla durmaya da gerek yok. Size elimden geldiğince bilgiler vermeye çalıştım. Daha önceden de detaylı şekilde sizlere TL5'in, T-62'nin ve diğer tankların nişangahı nasıl kullanılır, nasıl nişan alınır anlatmıştım. Onu da unutmazsam sağ üst kartlara atarım. Videomu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız beğeni atıp paylaşmayı unutmayalım. Selametle.